Merhaba, iyi günler canlarım. Kokulu kokulu öpüyorum sizi. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, bugün kereviz salatası yapalım hep beraber. Önce malzemelerimizi bir tanıyalım. Ben şöyle bir tane büyük kerevizim var. Yıkadım, güzelce soydum. Bir limonun suyunu sıktım. Bir limon suyumuz var. Bir su bardağı yoğurdumuz var. Maşallah, ben de koydum mu götüreceğim. 1,5 yemek kaşığı mayonezimiz var. Tuzumuz yeteri kadar. Onların ölçüsünü vermiyorum, baharatların. Ne kadar dilerseniz o kadar kullanabilirsiniz. Toz biberimiz var. Toz biberimiz bizimkisi hafif acı. Tatlı olarak da kullanabilirsiniz. Burada 3 diş sarımsağımız da var. 3 tane de cevizimiz var. Bunları blenderdan geçireceğiz tabii ki. Öncelikle ne yapıyoruz? Önce şöyle kerevizimizi bir dörde bölelim. Evet. Ben bu salatayı da çok seviyorum. Bayılıyorum buna. Kerevizimizi rendeleyelim. İri tarafıyla ince bir rendeleyelim. Üstüme de sıçradı. Evet, bu arada tekrar her videomda bunu tekrarlayacağım. Biliyorum belki sıkılıyorsunuz ama geriye dönük yeni izleyen arkadaşlarımız için tekrarlıyorum. Faize Börek kanalıma destek bekliyorum. YouTube'un yeni kararı, 1000 abone olmadığı sürece kanal kapanıyormuş. Ben kapanmasını istemiyorum çünkü canlı yayınlarımı oradan yapıyorum sizinle. Biliyorsunuz ki bu kanalın benim telif hakkı gelmişti. 3 ay maalesef canlı yayını yapamadık sizlerle. Onun için desteklerinizi bekliyorum. Evet hanımlar, kerevizimizi rendeledik. Şöyle derin bir kabımızın içine aldık. Kerevizimiz kararmasın diye şöyle alayım. Sıktığımız bir tane limonu, kerevizimiz kararmasın diye üzerine döküp iyice harmanlıyorum. Bu limon suyumuz kerevizimizin kararmasını önlüyor hanımlar. Evet, şöyle iyice karıştıralım. Kararmaması için. Evet, şimdi ne yapıyoruz? 3 tane 3 diş sarımsağımızı havanda iyice ezip çok az biraz tuz ilave edelim. Size de biraz küt küt sesi geldi ama. Evet, sarımsağımızı da ezdik. Onu da kerevizimizin içine. Evet, onu da iyice karıştıralım. Evet hanımlar, şimdi 3 tane cevizimiz vardı. Onları ben blenderdan geçireceğim. Size ses gelmesin tabii ki. Evet hanımlar, cevizimizi de rondodan geçirdik. Tavamızı, tava alıyoruz bu arada. İçine çok az bir miktar yağ ilave ediyorum. Ben az kullanıyorum. Siz dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz tabii ki. Evet, bu arada yağımız kızarken
ayrı bir kabımızın içine yoğurdumuzu boşaltalım. Mayonezimizi de koyalım. Evet. Bir çay kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Biliyorsunuz ben bir çay kaşığı diyorum ama ben az tuz kullanıyorum. Siz dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Yoğurt ve mayonezimizi iyice çırpıyorum. Evet. Bu arada yağımız kızdı. Rendelediğimiz, rondodan geçirdiğimiz cevizimizi çok fazla değil, hemen 1-2 dakika bir kavuracağım. Evet. Mayonez ve yoğurdumuzu da çırp. Evet, kısık ateşte cevizimizi yağdan az biraz kavuruyoruz. Yoğurt ve tuz mayonezi çırptığımı rendelediğimiz limon sosunda kararmasın diye limon suyunu beklettiğimiz kerevizimizin içine döküyoruz. Hiç de bir şey yemem. İlle böyle sıyırırım. Hiç bırakmak istemem. Ve bunu bu şekilde iyice harmanlıyoruz hanımlar. Evet, bu arada cevizimiz hafif bir şeyle pembeleşmesini bekliyorum. Evet, mayonez ve yoğurt kerevizimiz iyice harmanlandıktan sonra servis tabağımıza şöyle, biz tabii ki ucundan ucuna yiyeceğimiz için ben derin bir kap içine tercih ettim. Herkes kendi tabağını alsın diye. Şöyle yaydıralım. Bu arada evet, cevizimiz de hafif pembeleşti. İçine çok az bir şey, benim acı olduğu için, renk vermesi için ben hemen yarım çay kaşığı koyuyorum. Kırmızı toz biber. Hafif onu da öyle çevirelim. Ocağımızı kapatıp hazırladığımız sosumuzu, biberli, cevizli, hafif kavurduk. Salatamızın üzerine gezdiriyorum. Unutmayın hanımlar, limonu kerevizimiz kararmasın diye hemen rendeledik mi limon suyundan harmanlıyorum. Cız cız sesi geliyor vallahi. Evet, kereviz salatamız, cevizli kereviz salatamız hazırdır. Afiyet olsun canlarım benim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sizleri. Oh, kokulu kokulu öpüyorum. Evet, tekrar söylüyorum. Faize Börek kanalına desteklerinizi bekliyorum. 1000 abone olması için, yoksa kanalım kapanacak. Bye.